Pınar'dan h x eşittir x küp eksi 6 x kare artı 12 x fonksiyonunun yerel ekstremum noktalarını bulması istenmiş. Aşağıda Pınar'ın yerel ekstremum noktalarını bulmak için yaptıkları verilmiş. Birinci adımda türev almış, ikinci adımda türevi sıfır yapan noktanın ya da değerin diyelim hangisi olduğunu bulmaya çalışmış ve bunun x eşittir 2'de gerçekleştiğini görünce x eşittir 2'nin kritik bir nokta olduğunu düşünmüş. Üçüncü adımda h'ın x eşittir 2'de yerel bir ekstremum noktası olduğu sonucuna ulaşmış. Bize Pınar'ın çözümünün doğru olup olmadığını, doğru değilse de nerede yanlış yaptığını bulunuz diye sormuşlar. Her zaman olduğu gibi, hadi hemen videoyu durdurun ve soruyu benden önce kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi, ben de Pınar'ın yaptıklarının aynısını yapacağım. Önce türevi alalım. H üssü x eşittir 3x kare değil mi? Eksi 12x ve 12x'in türevi de 12. Bir bakalım, burayı 3 parantezine alabiliriz. 3 çarpı x kare eksi 4x artı 4. Burası da x eksi 2'nin tam karesi öyle değil mi? Hemen yazıyorum. 3 çarpı parantez içinde x eksi 2'nin karesi. Ve Pınar'ın birinci adımı doğru. İkinci adımda h üssü x'i 0 yapan değerin 2 olduğunu bulmuştu. Bir bakalım. Evet, evet bu da doğru. 3 çarpı parantez içinde x eksi 2'nin karesi ki bu h üssü x'e eşit. Bunu 0'a eşit dersek demek istediğim bu ifadenin 0'a eşit olması için x'in evet 2 olması gerekir. Ve birinci türevi 0 ya da tanımsız yapan değerler kritik değerler ya da noktalardır bunu biliyoruz. Evet, Pınar'ın ikinci adımı da doğru. Devam edelim. Üçüncü adımda h'ın x eşittir 2'de yerel bir ekstremum noktası vardır demiş. Başka bir deyişle üçüncü adımda sonuca ulaşmış. Evet, x eşittir 2 türevi 0 yaptığından bunun yerel bir ekstremum olduğunu söylüyor. İsterseniz bu sonuca ulaşmış olmanın doğru olup olmadığını kontrol edebiliriz. Yerel bir ekstremum olması için eğrinin buna benzeyen bir eğri olması gerekir. Evet, eğri buna benzeyen bir eğri olabilir. Bu durumda bu nokta yerel ekstremum olur. Eğim burada pozitif, yerel ekstremum da 0 ve sonra da negatif oluyor değil mi? Yerel ekstremum için eğri buna benzeyen bir şekilde alabilir. Bu arada bu bir maksimumdur, bu ise bir minimum. Burada eğim 0 ama bu noktaya gelirken negatifken noktayı geçince pozitif olduğunu görüyorsunuz değil mi? Bu arada birinci türevin 0 olduğu ama yerel bir ekstremum elde edemediğimiz durumlar da vardır. Mesela bu şekilde bir eğriyi ele alalım. Eğim bu noktada 0'dır. Demek istediğim birinci türev bu noktada 0 olacaktır ama eğimin pozitifken 0 olup sonra pozitif kaldığını fark ettiniz değil mi? Bu da birinci türevi 0 yapan noktanın yerel ekstremum olması sonucuna doğrudan ulaşamayacağımız anlamına gelir. Kritik bir nokta olduğu, yani ikinci adım doğru ama Pınar'ın üçüncü adımda ulaştığı sonuca ulaşmak için türevin bu noktaya yaklaşırken ve bu noktayı geçtiğinde ne yaptığına, yani işaret değiştirip değiştirmediğine bakmamız lazım. Hadi bunu bir deneyelim. Hemen küçük bir tablo çiziyorum ve daha düzgününü yapabilirim. Peki, buraya x, buraya da h üssü x değerlerini yazalım. X 2 olduğunda h üssü x'in 0'a eşit olduğunu biliyoruz. Pınar'ın bulduğu kritik nokta buydu zaten. Buna ek olarak x'in 1 ve 3 değerlerinde neler olduğuna da bakalım. 2'nin iki tarafında yer alan iki tane rastgele değer seçtim. X 1 olduğunda h üssü x bir bakalım 3 çarpı 1 eksi 2'nin karesinden 1 eksi 2 eksi 1 eder karesi 1'dir. 3 ile çarpınca da 3. Evet bunu elde ederiz. Pozitif bir değer. H üssü x, x 3 olduğunda da evet gene 3'e eşit olur. Bunun az önce gösterdiğim durum gibi olduğunu yani eğimin kritik noktadan önce pozitif olduğunu, kritik noktada 0 olduğunu ama kritik noktadan sonra yine pozitif olduğunu görüyorsunuz değil mi?
Kritik noktaların gerçekten ekstremum noktalar olup olmadıklarını anlamak için bu testi yapmanın ne kadar önemli olduğunu anladınız değil mi? Sonuç olarak bunun bir ekstremum yani bir maksimum ya da bir minimum olmadığını bulduk. Bu da Pınar'ın üçüncü adımında yanlış yaptığı anlamına geliyor. Bu sonuca ulaşmak için bu testi yapıp birinci türevin kritik nokta etrafında işaret değiştirip değiştirmediğini bulmak gerekir.